Arkadaşlar merhaba İsmim Mikail Östaş. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki nerede kalmıştık? Arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı sorularını çekmiştik. Bunun provasını yapmıştık. Yazılı provası yapmıştık. Şimdi birinci dönemin ikinci yazılı provasını yapıyoruz. Burada bir açıklama yapmam gerekecek. Şimdi ikinci yazılılar genel itibarda kurumlarda nasıl yapılır? Çoktan seçmeli yani test tekniğine uygun olarak yapılır. Bizde Buna göre aslında sınavlarımızı hazırladık, provalarımızı buna göre yapacağız. Şimdi başlıyoruz birinci soruyla, hadi gelin bakalım. Evet, soruya bakıyoruz arkadaşlar. Parçada edebi akımlarla ilgili olarak hangisine değinilmediği soruluyor. Başlayalım parçaya. Bazı edebi akımlar eserlerini vermeden önce bu akımı benimseyen sanatçılar bir araya gelip ilkelerini tespit etmişler. Ve sanatçılar o ilkeler doğrultusunda eserler vermişlerdir. Belli bir dünya görüşü ve sanat anlayışına göre eserler verilmeye başlandıktan sonra o akımın ilkelerinin tespit edildiği de olmuştur. Devam ediyorum. Yine bir görüş etrafında toplanan sanatçılar eserlerini vermiş ancak o akımın ilkelerini belirlememiş olabilirler. Bazı yazar ve şairler ise hayatının bir döneminde bir akıma göre eser verirken bir başka döneminde başka bir akıma dahil olup eser vermiştir. Bazı akımlar felsefeden doğup edebiyata yansımıştır. Felsefeden, felsefeden doğup edebiyata yansıyan akımlar var. Bu nerede geçmişti arkadaşlar? Bazı akımların felsefeden doğup edebiyata yansıdığına ifadesi geçmişti. Bir tek edebi akıma dahil edilmeyecek eserlerde mevcuttur. Yani eser birden fazla akımın özelliklerini gösterebilmektedir. Bu da A seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Birden fazla akımın özelliğini gösterebildiğine İlkeleri sonradan oluşturulan akımlar bulunduğu geçmiş miydi? Evet. Nerede geçti? Hadi bulalım. İlkelerini tespit etmişler sanatçılar. İlkeler doğrultusunda eser vermişler. Evet. İlkelerin bakın burada belli bir dünya görüşü ve sanat anlayışına göre eserler eserler verilmeye başlandıktan sonra o akımın ilkelerinin tespit edildiği de olmuştur deniyor. Dolayısıyla B seçeneğini de buradan eleyebiliriz. Bazı sanatçıların tek bir akıma bağlı kalmaya bildiği de geçmişti arkadaşlar. Es Nerede geçmişti? Bazı yazarlar, şairler ise hayatın bir döneminde bir akıma göre eser verirken başka bir döneminde başka bir akıma dahil olmuşlar demişti. Dolayısıyla E seçeneğini eleriz. Arkadaşlar akımların birbirine tepki olarak doğduğu olmuştur ama bu parçada bu ifade geçiyor mu? geçmiyor. Bir birbirine tepki olarak doğan akımlar vardır ama bu parçada geçmiyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Geçtik diğer soruya. Evet arkadaşlar, yazım ve noktalama konuları çok önemli. Her sınavda karşınıza gelebilecek tarzda sorular mevcuttur bu konularda. Hangisinde birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapıldığı soruluyor. Kabul etmek ayrı mı yazılıyor, bitişik mi? Arkadaşlar et ol yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller eğer ses düşmesi ya da türemesi yoksa ayrı yazılır. O halde kabul etmek ayrı yazılır doğrudur. Devam edelim. Türk şiirine yeni renkler katmış bir şairin birçok şiirine henüz ulaşılamadı deniyor. Ulaşılamadı sözcüğünün altını çizelim. Kafa karıştıracak bir sözcük. Bakın bunun olumlusunu yapmak gerekiyor. Olumlusu nasıl? Ulaşılabildi şeklinde. Arkadaşlar, eğer olumlu yapmazsanız ulaşılamadı sözcüğünün bir birleşik fiil olduğunu kestiremeyebilirsiniz. Burada çok büyük bir çeldirici olarak farklı sorularda karşınıza gelebilir bu tarz sözcükler. Evet, burada bu sözcüğün yazımıyla ilgili herhangi bir yanlış yok. Tam da böyle yazılır. C seçeneğine geçtim. Keşfetmek. Bakın etmek olmak yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiil görüyoruz ama burada ne olmuş? keşif sözcüğünde i ünlüsü düşmüş. Ses düşmesi varsa birleşik yazılır. Dolayısıyla doğru yazılmıştır. D seçeneğine geçtim. Güvercinler bu semtin en eski sakinleri olduğu için vazgeçmezler yerlerinden dedi. Vazgeçmezler tam da birleşik fiil, birleşik kelime bu şekilde birleşik yaz bitişik yazılıyor arkadaşlar. Geldik E seçeneğine. E seçeneğinde arz etmek sözcüğünü görüyoruz. Bakın sözcüğün aslı arzdır. Dilekçelerde çokça karşımıza çıkar. Arz etmek bu şekilde ayrı yazılacak. Burada yazım yanlışını bulduk. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Geçtik. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bazı sözler verilmiş. Bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin edebiyat anlayışını yansıtır deniyor. Arkadaşlar bakalım. Bu edebi akımın esas görüşleri Bavlov'un Şiir sanatı adlı eserinde de belirtilmiştir. Burada bize bir ipucu geldi. Buna göre sanatta mutlaka uyulması gereken kaideler vardır, kurallar vardır. Yazarlık zor meslektir. Şaheser ancak sürekli çalışma ile meydana gelir. Yüksek bir ahlak şuuruna dayanmayan sanat. Bakın ahlak yüksek bir ahlak şuuru olacak. Burada bize klasizme götüren ipuçlarını görüyoruz arkadaşlar. Yüksek ahlak e, kaideler var, kurallar var, kurallar var, akıl ve mantık önemli. Bunları seviniz, eseriniz en büyük süs ve kıymetini ondan alsın, akıl ve mantıktan alsın deniyor. Tabiat önemli, hakikattir. O halde burada verilenler bizi nereye götürecek? Romantizme götürmez, sembolizme götürmez arkadaşlar. Sembolizm, romantizmin şiir versiyonu gibidir. Naturalizm, realizmin katmerlisidir. Evet bunlarda da akıl ön planda ama Burada yüksek ahlak şuuru giriyor, boyluğu giriyor. Bu, bunların bizi nereye götürdüğünü görüyoruz, klasizme götürdüğünü görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soruya geçtik. Dünya edebiyatından hikaye okumak isteyen biri aşağıdaki eserlerden hangisi hangisini türünden dolayı tercih etmez demiş. Hikaye okumak istiyorsa dünya edebiyatından türünden dolayı hangisini tercih etmez? Bakın Sefiller nasıldır? Yani burada bize ipucu verecek kaynak Sefiller. Niye? Dünyaca ünlü bir romandır arkadaşlar. Victor Hugo'nun romanıdır. Diğer eserler Altıncı Koğuş, Sevgili Hayat, Ay Işığı, Piyango, Hikayedir. Eğer bilmiyorsanız Sefiller'in roman olduğu bilincinden hareketle bu soruyu çözebilirsiniz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçiyorum. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde yapıp birlikte verildiği yazara ait değildir demiş. Bakalım. Sarı sıcak. Kimin eseridir? Yaşar Kemal'in eseridir arkadaşlar. Ekmek kavgası Orhan Kemal'in eseridir. Son kuşlar Kemal Bilbaşar bir beklesin. Merhaba Akdeniz. Halikarnas balıkçısı. Eski resimler. Nahit Sırrı Örik. Evet burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Son kuşları görüyoruz. Peki son kuşlar kimin eseriydi? Onu hatırlayalım. Hemen buraya yazayım. Said Faik Abasiyanık. Evet. Önemli bir hikaye yazarıdır. Son kuşlar Said Faik Abasiyanık'ın hikaye türündeki eserdir arkadaşlar. Kemal Bilbaşar'ın eseri değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Altın soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir denmiş parçaya bakıyoruz. Cumhuriyet'in ilk döneminin ilk yıllarında yaşamış sanatçılardandır. Toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman, şiir türünde eserler vermiş. Olay hikayesi geleneğini kendine özgü farklı bir bakışla sürdürmüştür dedik. Buraya kadar verilen bilgiler bana ışık tuttu. Aşağıdaki eserlere baktığımda Ses, Değirmen, kanı gibi çok popüler olan, daha doğrusu bilinen e, hikaye türündeki eserleri görüyorum. Bu eserler kime ait arkadaşlar? Sabahattin Ali'ye ait. Şimdi Yeni Dünya adlı hikayede yine Sabahattin Ali'nin ama burada farklı olan eser Mendil Altında. Memduh Şevket Esendal'ın. Eseridir arkadaşlar. Memduh Şevket Esendal'ın eseri mendil altında diğerlerinden farklıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soruya geçtik. Parçada tanıtılan sanatçı yaşadıklardan hangisidir dendi. Bakın biraz önce mendil altında isimli eseri görmüştük. Burada yine otlakçıyı da görüyoruz. Mendil altında ve otlakçı bizi kime götürdü? Memduh Şevket Esendal'a götürdü. Yine bilgi edinmek adına parçaya bakıyorum. Cumhuriyet döneminin başlarında yaşamış hikaye ve roman türünde eserler vermekle beraber asıl olarak hikayeleriyle tanınmıştır. Yazar hikayelerinde durum hikayesi geleneğine bağlı kalmıştır. Durum hikayesi geleneğine bağlı kalmış. Eserlerinde çeşitli resmi görevlerle görevlerle bulunduğu ve yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu'yu ve Anadolu insanını ele almış. Arkadaşlar otlakçı mendil altında bizi zaten doğrudan kendisine götürmüştü. Memduh Şevket Esendal. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Geçiyor. 8. sorudayız. Cümlelerden hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Bakın bu dönem bu sınavınızda artık cümle ögeleri soruları gelecek. Cümle ögelerini dikkatli yapmak gerekiyor. Çünkü çok kolay gelmiyor arkadaşlar Sorular. Üniversite sınavında da çok kolay gelmiyor. Ee, yine yazılılarda ya da ders kitaplarımızda da çok kolay gelmiyor. Bakalım bu soruya. Soru nesneyi buldurmaya yöneliktir dedi. Kara deliklerin yuvalarını uçurumlara yaptıkları doğru mu? Doğru sözcüğü yüklem. Mu sözcüğü mı mi mu mu soru edatıdır. Hangi ögeden sonra gelmişse o ögeyi buldurmaya çalışır. Bu doğru deseydik yüklem olacaktı. O halde Yüklemi buldurmaya yönelik bir soru olmuş. A seçeneğini eledik. Nesneyi buldurmaya yönelik değil. Devam edelim. C seçeneği gereksinim duyduğumuz enerjiye nasıl ulaşacağız? Soru hangi ögenin yerini almışsa o ögedir. Nasıl ulaşacağız demiş. O halde nasılın cevabı zarf tümleci olacak. Bu da yine zarf tümlecini buldurmaya yönelik bir sorudur. Nesneyi buldurmaya yönelik değildir. Yine D seçeneğinde nerede sorusunu görüyoruz. Nerede pazarlayabiliyor? Bakın nerede sorusu EDD'nin eklerinden birini almış. Yer bildiriyor. Cevabı yer bildiren bu soru neyi buldurmaya yöneliktir arkadaşlar? Dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir. Yükleme sorulan kime, kimde, kimden, nereye, nereden, nereden sorularının cevabı bize dolaylı tümleci verir. E seçeneğine bakıyoruz. Yine soru edatıyla sağlanmış soru. Ölüyor mu? Ölüyor. Bakın neyi buldurdu? Yüklemi buldurdu. Bunu da eledim. Şimdi geldim B seçeneğine. Neleri tehdit ediyor denmiş B seçeneğinde. Neleri sorusu ne almış? İsmin belirtme hal ekini almış. Belirtme hal ekini alan bu sorunun cevabı belirtili nesne olacak. O halde bu soruda neyi buldurmaya yöneliktir? Nesneyi buldurmaya yöneliktir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 9. sorudayız. Parçalı numaralanmış cümlelerden hangisinin ögeleri özne, zarf tümleci, nesne, yüklem şeklinde sıralanmıştır deniyor. Bakalım. Hatice Turhan Sultan 1627'de Ukrayna'da dünyaya geldi. Geldi sözcüğünün altını çizdim, yüklem. Kim? Hatice Turhan Sultan, özne. Ne zaman? 1627'de. Nerede? Ukrayna'da. Nereye? Dünyaya geldi. Aradığımız neydi? Özne, zarf tümleci, nesne, yüklemdi. Özne, zarf tümleci var ama nesne burada yok. O halde bir numarayı eledim arkadaşlar. 12 yaşındayken Tatar akıncılara esir düştü ve Kör Süleyman Paşa tarafından Kösem Sultan'a hediye edildi. Bakın arkadaşlar esir düştü, hediye edildi. Burada birden fazla yüklem görüyoruz. O halde aradığımız seçenek bu da değil. 3 numaraya baktım. Güzelliğiyle ünlü olan Turhan Sultan zekasını da kullanarak Kösem Sultan'ın takdirini kazandı. Kazandı sözcüğü yüklemdir arkadaşlar. Kim? Güzelliğiyle ün salan Turhan Sultan. Zekasını kullanmış. Düzeltiyorum. Zekasını kullanarak zarf tümlecidir. Bölemeyiz. Söz grubudur. Neyi kazandı? Kösem Sultan'ın takdirini. Nesneyi de bulduk. Aradığımız seçeneği de bulduk. İlki güzelliğiyle ün ünlü olan Turhan Sultan özneydi zekasını kullanarak zarf tümleci Kösem Sultan'ın takdirini nesnedir kazandı yüklem o halde doğru cevabımız neymiş C seçeneğiymiş arkadaşlar geçtik Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyoruz. Cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır deniyor. Bakın burada fiilimsi görüyoruz. Fiilimsiden sonra virgül gelmiş ama dikkat edin titreyip kasılıp Burada fiilimsilerin tekrar ettiğini görüyoruz. O halde eş görevli sözcüklerin arası olduğu için virgül getirebiliriz. Bir tane gelseydi olmazdı. Bir tane fiilimsiden sonra ne olmaz? Zar sonra herhangi bir noktalama işareti gelmez. B seçeneğine bakıyorum. Dağların doruklarından aşan bakışlar hür maviliklerde kaybolur. Evet bu ögeden sonra virgülün gelmesinde herhangi bir beis yok. Sakınca yok. Yanlışlık yok. Alıntı bir cümle görüyoruz. C seçeneğinde küçük bir çırak tutmalıyız derdi. Alıntı cümle tırnak işareti içerisinde kullanılır. Tırnak işareti içerisinde cümlenin sonuna gelmesi gereken noktalama işareti neyse o gelir. Burada da doğru olduğunu görüyoruz. D seçeneğine geçiyorum arkadaşlar. Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı. Buradaki ne sözcüğü soru anlamı taşımıyor. Çok anlamı taşıyor. Dolayısıyla miktar bildiriyor arkadaşlar. Soru cümlesi değildir bu soru. Bu cümlenin sonuna soru işareti getirilemez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet bu soruyu da geçtik. 11. sorudayız. Numaralanmış cümlelerde kullanılan noktalı virgüller kullanım işlevlerine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Bakalım noktalı virgüllere şiir Hikaye, roman ve tiyatrodan çok daha farklı bir türdür. Bakın arkadaşlar burada virgülle ayrılmış ögeleri görüyorsunuz. Virgülle ayrılmış diğer ögelere karışmasın diye özneden sonra bir noktalı virgül konmuş. Böyle bir kullanımı var mı? Var. İkiye bakalım. Öğretmen şaşkınlık içindeydi. Karşısında konuşan kişi zeki, akıllı ve tutarlı birine benziyordu. Burada... Birden fazla cümle görüyoruz. Sıralı cümleler normalde virgülle ayrılır ama ögeleri arasında virgül varsa sıralı cümleleri biz neyle ayırıyoruz? Noktalı virgülle ayırıyoruz. 3 numaraya baktım. Odanın bir köşesinde sehpa, sandalye, bir köşesinde kitaplık ve yere düşmüş kitaplar vardı. Arkadaşlar burada da virgülle ayrılmış tür ve gruplar görüyoruz. O halde buraya tür ve grupları ayırmada kullanıldığını belirttim. 4 numaralı cümleye geçtik. Şiir dergilerin özüdür. Bir cümle bu. Şiirsiz dergi düşünülemez. İkinci cümle bu. Ögeleri arasında virgül olduğu için burada da yine sıralı cümleler neyle ayrıldı? Noktalı virgülle ayrıldı. 5 numaraya baktım. Batı Anadolu'yu Yunanlar, Doğu Anadolu'yu Güney Doğu Anadolu'yu Ermeniler işgal etmişti. Burada da yine Tür ve grupları görüyorum arkadaşlar. Do Doğu Anadolu'yu, Güney Doğu Anadolu'yu Ermeniler virgülle ayrılmış tür ve gruplar. Tür ve grup. Noktalı virgülle ayrılmış. O halde farklı olan hangisi? Bir numara neydi? Özneyi ayırmada kullanılıyordu. Diğer ögelerle karışmasın diye doğru cevabımız A seçeneğidir. Geçiyorum. 12. sorudayız. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Şiir ünitesinden, saf şiirden bir soru geldi. Bakalım. Her iki şair de şiirlerinin tamamında aruz ölçüsünü kullanmış mıdır? Hayır. Yahya Kemal'in bir şiiri vardı arkadaşlar, hatırlayın, Ok isimli. Yahya Kemal bu şiirini heceyle yazıyordu. Diğer şiirlerini aruzla yazıyordu. Ama Ahmet Haşim bütün şiirlerini aruzda yazıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A. Diğer seçeneklere yine göz gezdirelim. Her iki şair de saf şiir anlayışından yararlanıyor. Bu doğrultuda eserler veriyor. Her iki şair de sanat için sanat anlayışıyla, anlayışıyla şiirler kaleme alıyor. Her iki şair de şiir dışında nesir türüyle de ilgilenmişler. Doğrudur. Hatta Ahmet Haşim'in nesir dili daha e, anlaşılır ve açıktır. Daha sadedir. E seçeneği her iki şairde şiirlerinde ahenk unsurlarından faydalanmıştır. Hem de çoklukla faydalanmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 13. sorudayız. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde nesneye yer verilmemiştir deniyor. Bakalım. Aslanları, kaplanları ve ayıları unutun. Unutun. Kim? Siz. Kimi unutun? Evet. Burada nesneyi görüyoruz. Belirtili nesne kullanılmış birinci cümlede. Kimi sorusunun cevabı yükleme sorulan kimi sorusunun cevabı bu cümlede var. 2 numara. Hatta saldırganlığıyla ünlü türümüzü de unutun. Unutun yine yüklem. Kimi unutun? Saldırganlığıyla ünlü türümüzü. Yine arkadaşlar ne gördük? Nesneyi gördük. Kimi sorusunun cevabı var. 3 numara. İşi savaş sanatına dönüştürecek ve size soğuk terler döktürecek olan ordu karıncalara bakın. Bakın. Yüklem Ordu karıncalar. Özne var arkadaşlar burada öncesinde. Kime sorusunun cevabı var. Kime bakın işi savaş sanatına dönüştürecek ve size soğuk terler döktürecek olan ordu karıncalara. Bakın buraya kadar dolaylı tümleç var. Ne yok arkadaşlar? Nesne yok. Doğru cevabımız C. Diğer cümlelere de bakmadan geçmeyelim. Pala gibi keskin çeneleriyle silahlanmış bu usta savaşçılar akılalmaz say sayılarla bir arada hareket ederek kendilerinden çok daha büyük avları biçebilir kendilerinden çok daha büyük avları neyi biçebilir sorusunun cevabı var. O halde 4 numarada da yine nesne kullanılmış. 5 numaralı cümleye son olarak bakıyorum. Ordu karıncası kolonileri her gün on binlerce av gerçekleştirebiliyor. Ordu karıncası kolonileri her gün on binlerce av gerçekleştirebiliyor. Gerçekleştirebiliyor yüklem. Kim? Ordu karıncalı karıncası kolonileri özne her zaman zarf tümleci zamanını bildirmiş. On binlerce av özneyi bulduktan sonraki ne sorusunun cevabı bize neyi verir? Belirtisiz nesneyi verir. Burada da nesne kullanılmış. Doğru cevabımız C seçeneğidir dedik. Geçiyoruz. Evet 14. sorudayım arkadaşlar. Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Hemen bakalım. Onun düşünce eşiğinde durduğu bir başka tema tabiattır. Ölümü, ölüyü ve onun insan ruhunda yarattığı akisleri sorgulayan şairin yöneldiği ikinci büyük tema özellikle Hindistan'da uyanan ve bir problem olarak kendisini gösteren tabiattır. Özellikle Hindistan yıllarının ürünü olan Bunlar Odur'daki bazı manzumeler şairin tabiat karşısında duyduğu hayranlığı dile getirdiği metinler olarak görülebilir. Ne geçti arkadaşlar? Ölüm geçti. Ölüm geçti. Bunlar odur geçti. Şimdi ölümü çokça işleyen şairler arasında burada kim var? E, Abdülhakamit Tarhan. Neyi işlemişti Makber şiirinde? Hanımının ölümünü işlemişti. O halde burada bunlar odur eseri de yine bizi Abdülhakamit Tarhan'a götürüyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş bakalım parçaya sanat anlayışını açıklarken Fransız sembolistlerinin düşüncelerinden yararlandı. Ama savunduğu ilkeleri kılı, kırkın, kılı kılına izlemedi. Şiirleri kapalı, anlaşılmaz, çağrışımları açık değildir. Genellikle Türk şiirinin mecaz, eğretleme sanatlarına yaslanıyordu. Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı. Bu bizim için önemli bir gösterge. Heceyi köylü vezni diye küçümsediği söylenir. Göl saatleri ve piyale onun şiir kitaplarıdır dedik. Arkadaşlar bütün şiirini aruz ile yazmış. Fransız sembolistlerinden etkilenmiş. Göl saatleri ve piyale adlı eserin sahibi kimdir? E tabi akşam şairi olarak bildiğimiz Ahmet Haşim'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Geçiyorum. 16 parçadan hangisi bir makaleden alınmış olabilir? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir makaleden alınmış olabilir? Makalenin özelliğini bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Nasıldı makale hocam? Evet bilgi vermeyi ön plana çıkartan, içerisinde öyle mecaz bulundurmayan, sanatlı söyleyişler bulundurmayan bilimsel metinlerdi. Makaleler konunun uzmanları tarafından araştırma incelemeler neticesinde oluşturuluyor, yazılıyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisi alınmış olabilir. Farz edin ki ben deli divane bir milyonerim diye girmez. Öznel ifadeler çokça geçmez arkadaşlar. Nesnel ifadeler geçecek. O, o nedenle A seçeneğini eledim bile. B seçeneği daha çok dinlenmek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Bakın burada bir konu anlatımı, olaya düzeltiyorum. Olay anlatımı görüyoruz. Bu olay anlatımı konumuzun dışındadır. Hikaye olabilir, roman olabilir ama ne olamaz? Makale olamaz. Ne demiştik? Bilgi vermeyi amaçlayacak demiştik. C seçeneği. Evet arkadaşlar, ben de sizinle birlikte istiklal arıyorum. Fakir olmaya, sefil olmaya razıyız. Başımızda Türk hükümeti bulunsun. Fakat eskiden yapılan zulümler gibi bizi mutlak bir haksızlığa mahkum etmek istiyorlarsa aydın Yunan'a kalmasın. Arkadaşlar burada da neyi gördük? Bilimsel bir metin olmadığını gördük. Kişisel görüşlere yer verilmiş C seçeneğinde eledik. D seçeneğindeyim. Artık Marsilya yolundayım. Her ka karışı ekilmiş, her karışına Şehirler, köyler kurulmuş İtalyan sahillerini Capri ve diğer ada, adaları terk ediyoruz. Burada da gezip gördüğü bir yeri anlatmış. Yine ne yok? Salt nesnel bilgiler yok. Şimdi geldik E seçeneğine. Yeryüzünde yaygın olarak kültür yapılan asma, vitis cinsi içerisinde yer alan en önemli türdür ve yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitlerinin çok önemli bir bölümü te bölümünü teşkil etmektedir." dedi. Burada bir bilgi aktarımı söz konusu. Yabancı isimleri verilmiş, bilgi aktarmaya dayanıyor. Dolayısıyla nesnel bilgilerde olduğu için bu tam da bir makaleden alınmış diyebiliriz. Bilimsel bir makaleden alınmış metindir diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. 17. sorudayım. Parçada sözü edilen sanatçı hangisidir denmiş. Sohbet ve fıkra türünde verdiği eserlerle Türk edebiyat tarihine damga vuran sanatçının bu türler dışında şiir, anı ve deneme yazdığı da bilinmektedir. Eşref Saat Aile Sohbetleri adlı sohbet türündeki eserleri en tanınmış ürünleri arasındadır. Arkadaşlar Eşref Saat, Şevket Rado ilişkilendiren bakalım. Eşref Saat, Şevket Rado, Eşref Saat, Şevket Rado. Evet bu 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 bağlantıyı kurarsanız iyi olur. Niye? Şevket Rado'nun en önemli eseri Eşref Saattir. Aile sohbetleri yine burada yer aldı. Doğru cevabımız D seçeneğidir dedik, geçtik. 18 numaralanmış ifadelerden hangisi makalenin özelliklerinden biri olamaz deniyor. Bakalım dili göndergesel işlevde kullanma makalenin özelliği mi? Evet. Karşı tarafı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Tabii ki göndergesel işlevde kullanacak. 2. ileri sürülen düşünceyi kanıtlamayı esas alma. Kanıta dayanır. Kanıtlayamayacağımız bilgileri makalede kullanamayız arkadaşlar. Nesnel bir anlatımı benimserler. Öznel ifadelere pek yer verilmez. Nesnel anlatım inandırıcılığı yüksek tutar. 4. Özetleme ve alıntılamadan faydalanma. Kesinlikle özen, özetleme tekniğini orada kullanır. Özet başta yer alır. Bir, bir, de düşünceyi pekiştirmek ve desteklemek için alıntılar yapar. Sözüne, inanılırlığına e, güvenilen birisinin eserinden alıntılama yapılabilir. 5. Anlatımda mecazlı ifadelere, söz oyunlarına, dolaylı anlatıma yer verme. Bunlara Makalede rastlayamayız arkadaşlar. Mecazlı ifadeler söz oyunları yoktur. İnandırıcı olmak zorundadır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet geldik 19. soruya sabırla geldiniz benimle birlikte devam ediyoruz. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir denmiş bakalım. Sanat tarihçisi ve donanımlı bir yazardır. Deneme eleştiri ve sohbet türünde verdiği eserlerle tanınır. Sohbetlerini edebiyat söyleşileri adıyla kitaplaştırmıştır düşün payı yokuşa doğru günlerin götürdüğü sanatçının eserlerinden bazılarıdır. Arkadaşlar burada yani başka bilgiler de verilmiş ama direkt eserlerden hareketle biz kime gidebiliriz? Suud Kemal Yetkin'e gidebiliriz. Günlerin götürdüğü düşün payı yokuşa doğru eserler Suud Kemal Yetkin'in eserleridir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 20. sorudayım parçada aşağıdaki metin türlerinin hangisinden bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabileceği soruluyor. Bakalım parçaya asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabi bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabi. Bir konuşmadan bahsediyor. Arkadaşlar bu, bu yazı Sanki karşısındaki kişiyle konuşuyormuş, havası veren bir yazı. Dikkat ettiyseniz okuruyla konuşuyormuş gibi e, rahat olarak kaleme almış. Geçmişten bahsetmiyor, geçmişte yaşadığı bir olaydan bahsetmiyor. Anı olamaz, gezip gördüğü bir yeri anlatmıyor. Gezi yazısı olamaz, kendi hayat hikayesini anlatmıyor. Otobiyografi olamaz, başkasının hayat hikayesini anlatmıyor. Biyografi olamaz. Bilimsel bir metin değil... Nesnel cümlelerden oluşmuyor makale olamaz. Tam da aradığımız şey burada sohbet türünden alınmıştır. Bu yazı doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet bu yazılı provamızın da sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.